Merhaba dostlarım, Doğusu Remain'in yeni bölümüne hoş geldiniz. En son burada markette kalmıştık, markete gelmiştik koşa koşa yaratıkların arasından. Şimdi nereye gideceğiz abi, dur bakalım. Biz aslında, bir dakika, bura nere lan? Buradan mı girdik biz markete? Evet, buradan girdik, korkudan şuraya kadar gelmiştik. Aynen, evet, doğru. Başka boş bir bina. Tekrardan başka bir boş binanın içindeyiz. Why is this here? Bu neden burada? Looks like it's missing a crank. Sanki bir parçası eksikmiş gibi, bir çevirme kolu eksikmiş gibi diyor. Burada bir bilmece bulmaca var anladığımız kadarıyla. Market de ne kadar büyükmüş arkadaş. Obav! Lan! Işık var mı? Düğme var mı? Ha. Bir tane burada crank var. Ha. What resemblance do these photos have? Bu fotoğraf neye benziyor acaba? The lift doesn't seem to work. Kaldıraç çalışmıyor gibi. The lift doesn't seem to work. Lan! Nasıl öldüm abi? Nasıl öldüm lan? Another empty building. Arkam gölgeye geldi herhalde demek ki. Orada nasıl öldüm ben? Şurada öldüm lan. Gölge de yok orada. Bu heykel bir şeye işaret ediyor. Bir şeyle... Dur bakalım, bunu bir şeye denkleyeceğiz. Orada ben nasıl öldüm abi ya? Arkam aydınlıktı yani. Herhalde bug'a mı girdik, ne olduk? Bu ne lan? Bir tane resim var. Şurada da bir tablo var. Bir daha çevirelim bakalım. What resemblance do these photos have? Heykeli bir şeye... Bu herhalde buna gelecek. Büyük bir bulmacanın parçası büyük ihtimalle bu. Şurada bir not var. Pillager'lara karşı korumamız gerektiği... korkarım ki Pillager'lara karşı korumamız gerekiyor ama her şey ters döndüğünde koruyacak, her şey değiştiğinde koruyacak bir Pillage olmayacak diyor. Pillage ne demek acaba? Haftalar oldu, aylar, muhtemelen aylar. Birini gördüğümden beri, en son bir kişi gördüğümden beri, bir insan gördüğümden beri haftalar oldu, belki de aylar oldu, aylar geçti diyor. Yeter bu kadar. Kaçmayı deneyeceğim. Eğer bunu okuyorsan muhtemelen Dormund'da kalan son canlı, Dormund'da hayatta kalan son insansın. O neydi acaba? Neyse, başka bir diğer odalara bakalım. Şu hareket etmiyor. Buradan şunları da kapının önüne yığdık. Şurada bir oda var abi. Ha, burada da bir tane heykel var. Bunları neye işlememiz gerekiyor? Buradaki aslan. Şurada bir pencere var. Aralarındaki bağları mı çözmemiz gerekiyor? Şurada bir kapı var. Şurada bir not var. Daima bir avcı. Aslan evde oturuyor. O onun danışmanını çok iyi tanıyor.
onun pencereden girmeye çalışacağını çok iyi biliyor. Sahibinin penceresini koruyan bir... Orada bir aslan var, sahibinin penceresini koruyan. Tamam. Aslanı pencere şeyine şey yapacağız abi, şu arkadaki pencere fotoğrafına şey yapacağız. Orada bilmece gibi bir şey yazmış. Heh, şura. Sahibinin penceresini koruyor, biri pencereden içeri girmesin diye. Aslan bu şekilde olacak. Oha! Dur. Girelim mi be? Tamam. Aslan pencereye bakıyor. Of, adamlar falan asılı. Baykuş nereye bakacak? Privilege. Pillage. Pillage'in anlamı neydi acaba? Aa, burada bir kapı daha varmış, görmedik. Her yerde çok, her yer çok sessiz. Rüzgardaki ufak çıtırdamalar bile sanki çok büyük bir sesmiş gibi beni korkutuyor. Sessizlik çok tehlikeli ve baskın. Sadece baykuş her zamanki yerinde durabilir. Her şeyi görmezden çiçekler hariç her şeyi görmezden gelerek. Baykuşta çiçeğe şey yapacağız, eşitleyeceğiz demek ki. Şurada şunlar çiçek abi, bak, çiçekler hariç her şeyi görmezden gelerek diyor. Aynen. Baykuş çiçeğe bakacak. Şunlar çiçek değil. Şunun ne olduğunu bilmiyorum, çıkaramadım. Çiçek şu. İki tane çiçek var. Baykuş çiçeğe bakacak. Tamam, şunun çevirecek şeyi yok. Muhtemelen bu da buraya bakacak ama onun şeyini çevirecek kolunu bulamadım abi, crankini. Şöyle dışarıda ne var? Dışarıda bir şey yok. Başka girecek bir yer var mı acaba ya? Tekrar bir dönelim bakalım. Tamam, baykuş da doğru yaptık. Etraf çok karanlık. Crank önümdeyse bile göremeyebilirim. Gözümden kaçırabilirim. Şurada bir oda var. Şurada bir not var ama Crank'i bulamadım. Crank büyük ihtimal paralel dünyada. Dünyanın sonunda her şey, her yere toz çöktüğünde bütün kahramanlar ve kötüler gittiğinde sadece yalnız bir kurt durup gün batımına doğru bakacak. Bu son muydu yoksa başlangıç mı? Cranky nerede bunun acaba? Crank. Şura işte, sunset de. Why is this here? Looks like it's missing a crank. Tamam, Crank'i arıyoruz abi. Crank nerede ya? Crank. Crank paralel dünyada eminim. Ha, paralel dünyada bura çalışıyor. Al sana crank. Crank'i aldık. Şimdi günümüz dünyasına dönelim. Kurtu da gün batımına eşitleyeceğiz. Aynen.
Nereye geldik? This doesn't look good. Bu hiç de iyi görünmüyor. Yine sürekli ilerlediğimiz bir kapı. Bek bilmeyen sonsuz bir kapı. Is this endless? Bu sonsuz mu? Bunun bir sonu var mı abi? Aha, selam. I'm not sure if a bad conscience is the hell of a living soul. Yaşayan ruh için bilinç yaşayan ruh için çok şey midir öyle bir şey dedi ya dur. Selam abi. Shit. Harbiden shit. Bu ne? Dormund'da her ne oluyorsa biz bunu hak ettik. Bir şeyler veya birileri tarafından cezalandırılıyoruz. Belki de Tanrı'nın kendisi bunu yapıyor. Herkes gördü ve biliyor. Herkes o kız ve onun annesinin nasıl annesine nasıl davrandığımızı biliyor ve gördü. Bu iş sadece kıza kötü davranmak değildi. Onun ailesi de, onun annesi de acı çekti. Şakalar, onların herkesin onlara karşı gülüşü, kıyafetleri ve onların yöntemleriyle dalga geçmesi. Biz kimiz ki bunları yargıladık? Hiç kimse bizi durdurmaya çalışmadı. Hiç kimse bizi durdurmaya çalışmadı. Çocukların anneleri kızı rahatsız etmemeleri konusunda uyardı ama bu gerçekten bu şekilde yani kötü hissettikleri için değildi. Bir aile yüzünde gülümsemeyle bunu bir daha yapma derse yani bu nasıl olabilir ki çocuklar onu dinler mi? Ben bu davranışı kendi gözlerimle gördüm. Ve bu benim gördüğüm tek şey değildi. Kızın öldüğü gece kız 3 çocuktan kaçıyordu. Hızla ormana daldı. Bisikletini sürerek ve peşindeki çocuklarla birlikte hızla ormana daldı. Daha sonra çocukların döndüğünü gördüm ama kız onlarla birlikte değildi. Düşündüm ki kızın eve gittiğini düşündüm ama kız evde değildi. Kız uçurumun dibinde acı çekiyordu. Yalnız tek başına ölüyordu çünkü hiç kimse annesinden başka hiç kimse onu düşündüğü için onu önemsediği için aramaya kalkışmadı. Guilt is not reserved for those. Suç diğerleri için diğerlerine acıtanlar için ayrılmamış. Öyle bir şey diyor. Orayı anlamadım. Hiç bunu bilip de hiçbir şey yapmayanlar da aynı zamanda suçludur diyor. Oh crap. I need to leave now. Hadi lan. Lan. Ne oldu ya? This doesn't look good. Hiç de iyi görünmüyor. Oyun birden jump scare yapıyor ya. Is this endless? Bunun bir sonu var mı? Sonsuz mu lan bu? Geldik yine. Torture of a bad conscience is the hell of a living soul. İşkence yaşayan ruhun karşılaşacağı en kötü sonuç durumu öyle bir şey dedi. Dayı da gitmiş. Shit. Yine. Aynı şeyler yazıyor. Bakmayacak mıyız? Bakmıyorum. Oh crap. I need to leave now. Buradan ayrılmam lazım. Aha. Şuna bakmadan şu köşeden gidelim abi. What the hell? Bu da ne? Lan!
Adalet verdim oğlum ben sana. Niye beni kovalıyorsun anası? Hayır! Arkamda! Arkamda. Arkamda. Çekil lan. Çekil. 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 Kadın geliyor. Sakin ol. Easy. Easy boy. Lan zıplayamıyorum da. Hayır. What the hell? Hadi. Hadi. Bu neydi lan az önce? Sandalyeleri yığmışlar, açamadım ya. Sandalyeleri yığmışlar, açamadım. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Easy. Easy boy. Easy. Çekil dayı. Şimdi. Geç. Çekil. 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 Devrildi. Damn it. Çabuk. What door? Hangi kapı? Hangi kapı lan? Gir içine. Oh be. Oh. Oh be. Oh, bu yol olamaz. O neydi abi öyle ya? O neydi öyle ya? Oh. Annika? Edward. Annika. Anana söyle bak beni kovalamasın kızım. I used to. Yes. Oh. Used to? Neye alışkındın? Bir kızım vardı. Senle yaşıt. Anana söyle bak ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Suçluları cezalandırıyorum. Anam beni kovalıyor ya. Hayret bir şey ya. Why am I here? Neden buradayım? What was your name? Adı neydi? Kimin? Your daughter. Kızının. Rosie. Rosie. Adı Rosie'ydi. Rosie. Rosie. Beautiful. Çok güzel bir isim. Why did I take this road? Neden bu yoldan gidiyorum? It had to be raining that day. Neden yağmurlu bir gün? Dormont Greenbach. Rosie. Hepsi benim hatamdı. Ne oluyor? Çekmiyor mu? Yine buraya döndük. Again? Tekrar. I don't need to be reminded of this route. Bu yolu tekrar hatırlamak istemiyorum. Your daughter wasn't the only one who died that night. O gece ölen tek kişi senin kızın değildi. Kızımız ölmüş mü abi? Biz herhalde burada bir yerde kaza yapmışız. Andrea bu kaza için beni asla suçlamadı ama ben kendimi suçladım diyor. Hayatlar mahvedildi. Çünkü kestirmeyi seçtiğim için kestirmeden gitmem. Gitmeyi seçtiğim için hayatımız mahvoldu ve hepsi her şey o gece başladı diyor. Diğer şoförün de bir ailesi vardı. Demek ki bunlar kafa kafaya çarpışmış biriyle. It should have been me. Ölen ben olmalıydım. Ben ölmeliydim. I should have been. İşte. Ölen kişi ben olmalıydım. Rosie değil. Rosie ölmüş abi. Ne ara ölmüş Rosie ya? Andrea and I got away with minor injuries. Andrea ile bizim ufak yaralarımız varmış. Ama Rosie hastaneye gidene kadar ölmüş. Annika ile ne alakası var? Aha, adamın karnına stop şeye girmiş. Her name was Carol. Adı Carol'dı. İşten eve gidiyordu. Carol da ölmüş. Carol arabada yalnızmış. I can't bear to look at this anymore. I need to leave. Bunu daha fazla görmeye dayanamıyorum. Ayrılmam, gitmeliyim. Nereye gideceğiz abi? Yaratıklar var. Ne bakıyorsunuz birader? Kaza yapan adam görmediniz mi? Ayrılamıyoruz ki abi. Bir şeyler mi eksik?
şuradan gidelim. Ne oldu? Diğer kaza yapan araç, aha. Al işte. Ne yapacağız? Bu şey. Carol from the accident. Kazadaki Carol'dı. Carol mu? Ha, bu kötü bizi kovalayan yaratık Carol abi. Kafasında fener olup bizi kovalayan şeye Carol dedi. Kazada ölen diğer kişi, diğer aracın içindeki kişi. Biz şu an var ya, bence hastanedeyiz. Bütün olay bizim bilinçaltımızda oluyor. Ama Annika ne alaka? Araba da güzelmiş. Yangın istasyonu mu? Fire Station'a ulaş, yangın istasyonuna ulaş diyor. İtfaiye binasına, yangın istasyonu dediğim. Daha doğru bir Türkçe ile çevirirsek, itfaiye binasına geldik. Uf, alarm mı kim açtı abi? Kafa açıyor ya. Buraya girmeyelim. Işık tık 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 oldukça adamlar gelip gelip gidiyor. Her yerde bunlardan var. Anam. Işık gitti lan. Geri geldi. Allah! İtfaiye binasına geldik de abi. Şey olsun. Oradalar bak. Buraya şu ışığı vurduğu için buraya gelemiyorlar. Şu ışık bir yansın. Hah. Geçtim. Tamam, geçtim abi. Altan sen kimsin? There is someone in this world that you need to find. Bu dünyada bulman gereken biri var. Kim abi? Someone here? Who? Birisi burada. Kim? Kim acaba? Yet more locked doors. Hopefully the key is around. Yine bir kilitli kapı. Umarım anahtar yakınlardadır. Ya kardeşim, oyunu bu kadar karanlık yapacak ne vardı ya? Hayret bir şeysiniz ha. Ayarlara şey de koymamış. Parlaklığı artırma da koymamışlar. Aa, Deliver Us the Moon. Bunlar Deliver Us the Moon'un yapımcısı mı? Laptopta saçma sapan şeyleri izlemeyi bırak. IT'deki eleman her hafta gelip virüsleri temizlemek zorunda kalıyor. Görünüşe göre zaman geçirmenin yolunu bulmuşlar diyor. Demek abi laptopta ne izliyorsa sürekli virüs bulaştırıyormuş. IT'deki eleman her hafta gelip laptopa format atıyormuş, virüs temizliyormuş. Portex bayrağı. Güzel bir bayrak. Yine 2015 takvimi. No comment. Bayrağı, yorum yok. Şey değil mi ya bu, Hırvatistan finalinde? Bir Hırvatistan milli takım maçında, önemli bir maç sanırım, finaldi. Yangın şeyi geliyor. Alarm, yangın ihbarı geliyor. Bütün takım şey, itfaiyeciler böyle maç izlerken birden hemen şeyi, maçı bırakıyorlar, hemen hazırlanmaya falan başlıyorlar. Ona belki referans olabilir, şey, ona bir gönderme yapmış olabilirler. Suç ve ceza kitabı vardı yerde de. Yatağın üstünde. Burada bir şey yok gibi. Şuradan geçemeyiz. Ateş çıkıyor. Onu kapatmamız için herhalde vana falan bulmamız gerekiyordur.
diye düşünüyorum. Onu kapatacak bir bana. İtfaiye elbiseleri. Hah, anahtarı buldum. Güzel. Birisini bul. Yani o birini bul. Dedi ya burada bulman gereken biri var diye. Şimdi birini bulacağız. Ben şey anlamadım. Annika ne alaka? Bizim Rosie ne alaka? Yani bunların bağlantısı ne? Onu anlamadım ben abi. Şurada bir not var. Ben pratik bir insanım. Ben herhangi bir inancım yok ve böyle supernatural şeylere de inanmıyorum. Doğaüstü olaylara. Ama geçen gece gördüğüm şey mantıkla açıklanamaz. Dinner'ın yani lokantanın dışındaki park alanında tek başımaydım. Tek duyabildiğim sadece rüzgarın sesiydi. Ve ansızın bir bang sesi geldi. Bak, kontrol ettim ve baktım. Dönüp baktım. Posttaki yani post dediği herhalde şey, postane mi artık orayı bilmiyorum. Oradaki lamba patladı. Yere baktığımda sonra bir baktım çevreme. Çevremin bir kısmı gözleri mavi ışıklarla parlayan figürlerle dolmuştu. Ne istediklerini sordum ama onlar sadece karanlıkta durup bana bakmaya devam ettiler. Ellerinde bıçak ve balta tutuyorlardı. Yapabildiğim kadar hızlı bir şekilde arabama koştum. Ve yan aynadan baktığımda orada hiç kimsenin olmadığını gördüm. Bizim gözleri parlayan elemanları görmüş. Üst taraf kapalı. Şurayla değil mi? Why is there a door here? Kapı neden burada diyor bak. Evet şurada bir kapı var. Şunu çeviremiyoruz mu lan? Şu kapıyı bir şey yapalım. Kurcalayalım. Şunlara sağlam yığmışlar ha. Hah, paralel dünya. Paralel dünya, paralel life. Now what? Şimdi ne? Şimdi ne? Şimdi büyük ihtimal yanan yerden geçeceğiz. Yanan yer neredeydi abi ya? Şurada değil miydi lan? Bura kapat. It seems a valve is missing. Buranın şeyi, valve eksik abi. Oranın valve'ini bulacağız. Nerede buranın valfi ya? Kesin var ya depoda bir yerde aşağıdadır. Burada yoktur. Aşağıdaki o depodadır. Oho. Bura nereye ya? Buradan gidersek ölürüz abi aşağı boşluk. Ne oluyor? Hah, şimdi geçeceğiz. Dur bekle. Gerçeklik şey olduğu zaman. Hah, şimdi geçeceğiz. Şimdi girdim içeri. Valve nerede? Oğlum dur lan bir. Bir dur. Hah, valve'i buldum. Tamam, valve'i buldum. Şimdi koş. Tamam. Yukarıdaki şeyi de mi kestik? Tamam, evet. Bu ne lan? Böcek basmış burayı. Yalnız göremiyorum abi, hiçbir şey göremiyorum ya. Yol nere? Oh. So where is this person I must find? Bulmam gereken bu eleman nerede?
Şuradan başlayalım. Kurcalamaya. Burada bir şey yok. Şuradan geldik değil mi biz? Evet. Oo. Real life heroes. Gerçek hayat kahramanları. Hey, eleman neredesin? Bilgisayarı kurcalayamıyoruz. Şu neymiş? Nerede lan bu eleman? Dayı burada eleman olduğunu bilir misin sen ya? Bura kapalı. Şura. Ne olduğunu göremiyorum ki ileride. Boş. Ora boş. Şöyle biraz uzaktan bakınca görülüyor. Aynen boş ora, orada bir şey yok abi. Buradan geldim zaten. Şurada bizim elemanlar var. Tahtanın arkasında falan bir şey var mı? Hey! Dostum neredesin ya? Bulmam gereken eleman neredesin abi ya? Kapı gitmiş lan. Buranın düğmesi nerede? Heh. Lan hiçbir şey yok ya. Anca dolandırıyorsun bizi ha. Ha. Süt tarlasındaki Uncle Jenkins'ten bugün bir telefon aldık. Jenny basit bir bağlantı olduğunu söylüyor ama anlamadığı basit bir bağlantı olduğunu söylüyor. Bir dakika, ne diyor lan? Jenny says there was a poor connection and that she couldn't understand clearly what he was saying. Hayvanları, tamam, bu büyük bir cümleymiş. Ben şey sandım, tek bir cümle sandım abi, pardon. Hayvanlarıyla ilgili anlayamadığı bir tuhaflık olduğunu söylüyor. Kendisinin bile anlayamadığı. Bob'la birlikte kamyona bindik ve tarlaya gittik. Oraya vardığımızda ön kapı açıktı ama Jenkins orada değildi. Jenkins'i aradık ama onu bulamadık. Aynı zamanda tuhaf olan şeylerden biri de şu ki hayvanları, inekleri de orada değildi. Yaşlı adam Jenkins evini sadece hayvanlarını beslemek için terk eder. Bunu herkes bilir. İşte bu nedenle şerifi aradık. Umuyorum ki bu diğer bir kaybolma vakası değildir. Yeni bir kaybolma vakası değildir. Tamam da kanka. Beni dolandırıyorsunuz ya. Şuraya geldiğimiz yer zaten. Lambası gidip geliyor, oraya giremeyiz. Ha. O kız ve annesi yanlış hiçbir şey yapmadı, kötü hiçbir şey yapmadı. Geldikleri ilk günden beri herkesin şeyine maruz kalıyordu, yani herkesin kötü davranışına maruz kalıyordu. Neden? Çünkü onlar farklı olduğu için mi? Gördükleri ve söyledikleri
Ben de yani gördüğüm ve söylediğim şeyler başkalarını suçlamak için yeterli değil. Kendim de buna dahil. Benim kendi oğlum hala o gece ne olduğunu bilmiyorum. Onun kaza olduğuna inanıyorum. Hayden iyi bir çocuktu. Sadece yanlış arkadaşlarla takılıyordu. Bunu yapmak zorundaydık. Bunu gizlemek, bu olayı kapatmak zorundaydık. Bu aile üyeleri olarak bizim bir görevimizdi. Bizim yerimizde olsa herkes aynısını yapardı. Kim olsa aynısını yapardı. Ben ne yaptığımı biliyorum ve benim yani borcumu ödemeye hazırım. Onlar dışarıda beni bekliyor. Parlayan gözleriyle birlikte dışarıda beni bekliyorlar. Burada yapabildiğim tek şey onları beklemek. Yani aynen. Şimdi kayıt, yani itfaiyeci, was an absent father diyor. Didn't want to fail again. Kate herhalde üçüncü çocuk Hayden'ın babası abi. Bu da olayı gizleyenlerden biri. Annika'nın ölümünü gizleyenlerden biri. Ondan sonra da peşine bu şeyler takılmış. Bizim parlayan gözlü elemanlar takılmış. Ondan sonra da eleman tabii huzursuzlanmış. Evet. Watch my step. Adımlarıma dikkat etmem lazım. Nereye gidiyorum? Ağırlık bulmacası herhalde. Bakalım. Şunu alalım. Ne yapacağız lan? Kendim oraya çıkarmam lazım da. Çabuk. Tamam, mevzuyu anladım. O yuvarlanıp düşene kadar biz hemen oraya... Lan yine gitti. Şöyle. Heh. Tamam. This feels unreal. Şimdi abi. Şunlarla köprü yapacağız. Tamam. Seni alıyorum. Abi şunu şöyle ileri doğru şey yapma da yok ya. Hah. Seni şuraya koyuyorum. Güzel, yolu yaptık. Düşmeden geçelim. Koş, gider mi der şimdi belli olmaz bunun işi. Ha. Ne yapacağız? Şuralara şeyler koyacağız demek ki. Ben var ya bu şeyi cinayeti saklayan herkesi cezalandıracağım abi. Sıra ney?
Bir boş bir dolu atacağız da. Şöyle yapsak. Yeşil, kırmızı. Tamamdır. Güzel. Yani bir şuraya, bir şuraya koyacağız arkadaşlar. Ne bitmez yermiş burada ya. Bacalar bir. Bir. Kapı kapalı. İpucu yok mu abi? Ha tamam. 2, 4, 6. 6 yapacağız. Altıgen var burada. Okey. Aynı şey gibi ya. Maymunların zekasını test ederler ya abi. Onun gibi. Burada 3. Tamam. Burayı zaten 3 yapmışız. Üçgenin üçü işte abi. Şurada bir tane daha var arkadaşlar. Bu gözümüzden kaçmış. Dört. Dörtgen olduğu için. Ondan sonra şurada başka bir şey yok mu? Dörtgen. Ondan sonra şu altıgen olduğu için altı olacak. Aynen. Şu da 3 olacak. Üçgen olduğu için. Aa, orada parlayan bir not var. Bir dakika. Şuraya da kafes geldi. Dur önce şu notu bir bakalım abi. Bob. Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Sana inandığım her şeye inandığım her şeye karşı gelecek bir şey soracağım. Sormak istiyorum. Sen de geçen sen de bu sabah ben ve Şerif'le birlikte o Creek'teydin. Yani uçurumun oradaydın. O zavallı kızın ölüsünü şeyin adli tıbbın battaniyesinin altında hepimiz gördük. Bu olmamalıydı ama oldu. Biliyorsun ki benim oğlum da bu işe dahil oldu. Hapishaneye veya başka bir yere gidemez. O bir çocuk. Bu bir kazaydı. Onu kardeşimle yani halasıyla birlikte yaşaması için San Francisco'ya gönderiyorum. Onun Dortmund'dan uzaklaşması lazım. Ama hiç kimse bu kaza hakkında hiçbir şey bilmiyor. Jack soruşturmanın kapatıldığından emin olacak. Bizim yapmamız gereken tek şey bu sabah olanları unutmak. Sana bunu senden bir şef olarak, şefin olarak rica etmiyorum. Bunu bir arkadaşın olarak rica ediyorum diyor. Bob yazmış. God, even the fire chief was covering up Annika's death. Evet, itfaiye şefi de Annika'nın ölümünü gizliyor abi. Hepsi bir şey yemiş. Aha, hoş geldin abi. Dedicate your whole life to helping. Bütün hayatını başkalarına yardım etmeye adadın. The chief did his whole life. Bu da şef de tıpkı aynı senin gibi yapmıştı. That he often forgot he had to be a father to his son. This time he didn't forget. And so he colluded with the sheriff to drop the investigation and protect their son. Keith Bradley was a noble man, but he helped cover up the death of a little girl. What do you decide? Itfaiyeci Keith Bradley really be forgiven? Şu konusunu söyleyeceğim abi. Pay for his crime. Sen diyor bütün hayatını başka insanlara yardım etmeye adadın diyor. Tıpkı Kate de senin gibiydi diyor. Kate itfaiyedeki işine o kadar çok dalıyordu ki diyor, ailesini ve oğluyla ilgilenmeyi ihmal ediyordu diyor. Ama Annika'nın ölümünde diyor
ilk defa böyle bir şey yaptı ve oğlunun yanında durdu ve Şerif'le ve diğerleriyle birlikte ölünün, yani olayın üstünü kapattı diyor. Şimdi kaderine karar vereceğiz itfaiyecinin. İtfaiye şefi, seni cezalandıracağım. Yani şeyim belli. Çünkü küçük bir kızın ölümüne neden oldu senin oğlun ve sen bu araştırmayı kapattın. Adaletin gerçekleşmesine engel oldun. Seni cezalandırıyorum. The chief is a liar. He should have done something. Şef yalancı. Hadi bakalım. Evet, nereye geldik? Bir patika gibi bir yere geldik. Evet dostlarım, bu bölümü burada sonlandıralım. Yeterince uzun oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer bölümde kaldığımız yerden tüm hızıyla oyunumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.